Kıymet takdirine itiraz dilekçesi eksi bir. Türkiye Cumhuriyeti Adana Nöbetçi İcra Hukuk Mahkemesi. Sayın Hakimliğine. Davacı. Vekili, Avukat Saim İnce Aşe Adana, Seyhan. D -A -V -A -L -L -A R Konu. Kıymet takdir raporuna karşı itirazlarımızdan ibarettir. Açıklamalar. Müvekkil Banka'nın, şubesi ile davalılardan. Arasında imzalanan genel kredi sözleşmesi uyarınca davalıya kredi açılmış ve kullandırılmıştır. Davalı kredi geri ödeyemediği için sözleşmenin müvekkil bankaya vermiş olduğu yetkiye istinaden hesap kat edilerek asıl borçluya, müşterek borçlu ve müteselsil kefillere yevmiye no'lu ihtarnameleri keşide edilmiştir. Kredinin teminatı olan gayrimenkulün paraya çevrilmesi için, sayılı dosyası ile ipoteğin paraya çevrilmesi için takip başlatılmıştır. İpotekli gayrimenkulün satışa esas kıymet takdiri, talimat sayılı dosyasından yapılmıştır. Bilirkişi ipotekli gayrimenkulün toplam, TL değerde olduğunu tespit etmiştir. Bilirkişinin raporunda belirlemiş olduğu gayrimenkul değeri fahiş olup gerçeği yansıtmamaktadır. Öyle ki, söz konusu taşınmazın bulunduğu yer ve konumu itibariyle bilirkişinin belirlemiş olduğu değer, emsallerinin oldukça üst üstündedir. Keza, numaralı raporu ile mevcut taşınmazın değeri, TL olarak tespit edilmiştir. Bu sebeple bilirkişi raporuna itiraz edilmesi zorunluluğu hasıl olmuştur. Hukuki nedenler. i̇cra iflas kanununun ilgili maddeleri ve vs. mevzuat. Deliller. İcra dosyası, sözleşme, ipotek belgesi, ihtarnameler, değerleme raporu, keşif, bilirkişi, her türlü yasal delil. Sonuç ve istem yukarıda arz ve izah ettiğimiz nedenlerle kıymet takdir raporuna itiraz eder ve gayrimenkulün değerinin tekrar tespiti için keşif ve bilirkişi incelemesi yapılmasına, yargılama giderleri ve vekalet ücretinin davalılardan tahmiline karar verilmesini saygılarımla vekaleten arz ve talep ederim. Davacı, vekili, ekler, ihtarnameler, ipotek belgesi ve tapu yazısı, takip talebi sureti, değerleme raporu, vekaletname sureti, kıymet takdirine itiraz dilekçesi eksi 2 icra hukuk mahkemesi hakimliğine gönderilmek üzere nöbetçi icra hukuk mahkemesine icra dosya numara kıymet takdirine itiraz edenler vekili karşı taraf vekili konu icra müdürlüğünün e sayılı dosyasından tarihli bilirkişi raporundaki taşınmazlara takdir edilen kıymet takdiri raporundaki değerlerin düşüklüğü nedeniyle taşınmazların kıymetlerinin yeniden tespitine ilişkindir. Açıklamalar. Öncelikle, Tarihli bilirkişi raporu müvekkillere, tarihinde tebliğ edilmiş olup 7 günlük yasal süresi içinde kıymet takdiri raporunda bulunan değerlerin düşük olması sebebiyle bu davayı açma zarureti hasıl olmuştur. Karşı tarafça müvekkil aleyhine, icra müdürlüğünün, e, sayılı dosyası ile takip başlatılmış ve iş bu dosyadan. Ve umut, ait taşınmazların kıymet takdirinin yapılması talep olunmuş ve, icra müdürlüğünün, e, sayılı dosya ile. Adına kayıtlı bulunan ilçesi, mahallesi, ada, parselde bulunan taşınmazın değeri. Bilir kişi tarafından yapılan kıymet takdiri neticesinde, tul olarak takdir edilmiştir. Şehir imar planı içerisinde bulunan taşınmaz, organize sanayi bölgesinde kalmakta, ana yola cepheli konumdadır, fabrika binalarının bulunduğu yerde altyapı yönünden, kanalizasyon, yol, doğal gaz, çevre düzenlemesi, PTT hizmetleri, tek hizmetleri dahil her türlü altyapı hizmeti bulunmaktadır. İli, ilçesi, ada, parselde bulunan taşınmazın değeri. Bilir kişi tarafından yapılan kıymet takdiri neticesinde tul olarak takdir edilmiştir. Taşınmaz merkezi bir konumdadır. Tek PTT doğalgaz belediye tüm altyapı hizmetleri mevcuttur. Ayrıca binanın içi lüks işçiliğe sahiptir ve taşınmazın emsal alınan taşınmazlara nispetle sahip olduğu artı özellikler göz önünde tutulmamıştır. Taşınmazlar %100 bitmiş iskan durumdadır. Belediyesi imar planı içerisindeki taşınmaz karayoluna yakın konumda olup merkezi bir konumdadır. Tek PTT doğalgaz belediye tüm altyapı hizmetleri mevcuttur. Adına kayıtlı bulunan İli, ilçesi, mahallesi, mevkii, parselde bulunan taşınmazın değeri. Bilir kişi tarafından yapılan kıymet takdiri neticesinde TL Söz konusu taşınmaz şehir merkezine yakın tercih edilen merkezi bir konuma sahip, kolay ulaşılabilir konumdadır. Taşınmazlar kaliteli malzeme ve işçilikte yapılmıştır. Etrafında kıymet takdiri yapılan taşınmaza emsal oluşturabilecek kalitede taşınmaz dahi yoktur. Buna rağmen değerinin çok çok altında bir değer biçilmiştir. Emsal oluşturabileceği düşünülen taşınmazlara oranla kaliteli malzemeden yapılması ve kullanıma elverişli planları gözetilmeden inceleme yapılarak kıymet takdir edilmiştir bilir kişi incelemesini, binaların yaşını, kullanım alanını ve binanın içi yapılırken kullanılan malzemenin kalitesi ve kullanıma elverişli alan, taşınmazın bulunduğu konumun iyi değerlendirilmemesi, yapısal ve çevresel değerlerin gözetilmemesi ve eksik inceleme ile raiç değer tespitini kabul etmiyoruz. Basit ve somut değerlendirmelerden uzak, emlak piyasası muadilinden çok düşük değer belirlenerek yapılan tespitler hukuki olmaktan uzaktır. Sunulu nedenle kıymet takdirini kabul etmiyor ve yeniden kıymet takdiri yapılmasını talep ediyoruz. Deliller İcra Müdürlüğü'nün, e, sayılı dosya emsal ve raiç değer araştırması, keşif ve bilirkişi incelemesi, her tür yasal ve takdiri deliller. Netice ve talep. Yukarıda arz ve izah edilen nedenlerle, bilirkişi tarafından taşınmaza takdir edilen değerin gerçek raiçlerinin altında kalması nedeniyle kıymet takdirine itiraz ve şikayetimizin kabulüne, bilirkişi marifetiyle mahcuzların gerçek değerinin takdir ve tespitine, mezkur, tarihli, icra müdürlüğünün, e, sayılı dosyasından yapılan kıymet takdirinin hükümsüz sayılmasına, yargılama gider ve masraflarının karşı tarafa tahmiline, karar verilmesini takdir ve tensiplerinizi arz ederiz, saygılarımızla. Davacılar Vekili. Kıymet takdirine itiraz dilekçesi 3. Adana Nöbetçi İcra Hukuk Hakimliğine. İtiraz eden. 2. Vekili. Av. Davalı. 2. Vekili. Avukat. Konu. Kıymet takdir raporuna itirazlarımızın sunulması. TEP Tarihi. 2. İzahı müvekkil aleyhine davalı Yancı Alanya 3. İcra Müd, Nün 2016 bölü 5021 E, sayılı dosyası ile icra takibi yapılmış ve neticede müvekkil ait olan Antalya ili Alanya ilçesi, Tosmur Mahallesi İsmail Özdemir Sokak Şehri Yeşil Sitesi 14, A-19 numaralı bağımsız bölümün kıymet takdiri yapılmıştır. Takdir edilen 250 bin TL değer, çok düşük olduğu gibi raporda bazı tespitler yanlış ve eksiktir. Şöyle ki. Bir değerleme raporuna konu 19 Noğlu Bağımsız Bölüm Daire, Alanya ilçesinin en değerli yerinde bulunan bir taşınmazdır, Alanya sahiline 400 mt, uzaklıkta, 440.mt uzağında çevre otoyolu bulunmaktadır. İki dava konusu taşınmaz raporda belirtildiği gibi 7. katta olup bulunduğu binada kapalı otoparka sahip olup otopark sorunu yoktur, müvekkil ait taşınmaz, yapılı bir taşınmaz olup içinde kullanılan malzemeler birinci sınıf malzemelerdir. 3 arsa payına ve arsa üzerindeki bağımsız bölümlere biçilen değer, arsanın ve binanın bulunduğu konum itibariyle çok düşüktür. Raporda değerlemeye binanın şehir merkezinde olan ve belediyenin tüm hizmetlerinden eksiksiz faydalandığı bir konumda olduğu ve ayrıca imar planında ticari saha içinde kaldığı belirtilmesine rağmen 19 nolu bağımsız bölüme biçilen 250 bin TL'lik değer, çok düşük bir değerdir. Rapora konu 19 nolu daire, Alanya ilçesinde en kıymetli yerde olup rapor tarihi itibariyle değeri daha yüksektir. Raporda, daire için değerlemeye esas alınan kriterler ile bu kriterlere göre tespit edilen değerler yukarıda belirttiğimiz nedenlerle çelişkilidir. Yukarıda belirttiğimiz nedenlerle, iş bu itirazı yapmak zorunda kaldık. Deliller. Tapu kayıtları, keşif ve bilirkişi incelemesi ve her türlü delil. Sonuç. Yukarıda belirttiğimiz ve Riz'ın dikkate alınacak nedenlerle. Bir Alanya 3. İcra Müt, Nüne, sayılı dosyası ile Antalya ili Alanya ilçesi, Tosmur Mahallesi İsmail Özdemir Sokak Noğlu Bağımsız Bölüme Bilirkişi raporu ile biçilen değere yaptığımız itirazımızın kabulü ile dava konusu 19 Noğlu dairenin kıymet takdirinin yeniden yaptırılmasına. İki yargılama giderleri ile vekalet ücretinin davalıya yükletilmesine karar verilmesini vekaleten dilerim. 2. Vekaletname sureti. İtiraz edenler vekili. Kıymet takdirine itiraz dilekçesi eksi 4. Adana 5. İcra Hukuk Mahkemesi'ne, davacı, vekili, avukat, davalı, Anadolu Banka Ş. vekili, dava konusu, kıymet takdirine itiraz, açıklamalar. Davalı taraf ipoteğin paraya çevrilmesi yolu ile müvekkilim aleyhinde Salihli İcra Müdürlüğü'nün, e, sayılı dosyası ile icra takibi başlatmıştır. Söz konusu dosya ile Salihli ilçesi Taytan Mahallesi 140 ada 4 numaralı mesken ve Salihli ilçesi Taytan Mahallesi 139 ada 5 ve 6 numaralı taşınmazlara kıymet takdiri yapılmıştır. Kıymet takdiri raporu tarafımıza 21 Mayıs 2019 tarihinde tebliğ edilmiştir. Söz konusu rapora itiraz ediyoruz. Söz konusu kıymet takdiri raporunda yukarıda bahsi geçen Salihli ilçesi Taytan Mahallesi 140 ada 4 nolu avlulu kargir ev niteliğindeki taşınmaz için 145 bin TL değer biçilmiştir. Bu değer taşınmazın nitelikleri itibariyle çok düşüktür. Taşınmaza değer biçilirken bulunduğu mevki, gelişme şartları, emsal değerler eksik gözetilmiştir. Taşınmazın bulunduğu bölge gelişmekte olan bir bölgededir. Sadece arsa değeri dahi gözetilse bu taşınmaz için takdir edilen değer yanlıştır. Aynı bilirkişi raporu ile Salihli ilçesi Taytan Mahallesi bulunun 139 ada 5 ve 6 numaralı parseller içinde kıymet takdiri yapılmıştır. Yapılan bu kıymet takdiri, gayrimenkulün konumu, nitelikleri ve raiç değeri karşısında gerçeği yansıtmamaktadır. Müvekkile ait taşınmazın bulunduğu muhitteki emsal taşınmazların değeri ile örtüşmemektedir. Bilirkişi raporunda hiçbir emsal sunulmamıştır, bu yönüyle de raporda eksiklikler mevcuttur. Yukarıda bahsettiğim nedenlerden dolayı davaya konu taşınmaza biçilen değer düşük olup tekrar belirlenmek üzere yeni bir kıymet takdirinin yapılması gereklidir. Hukuki sebepler. İİK, HMK vs. her türlü mevzuat. Hukuki deliller. Emsal satış bedelleri, keşif, bilirkişi incelemesi, salihli, icra müdürlüğü, e, sayılı dosyası ve her türlü yasal delil. Sonuç ve istem. Yukarıda arz ve izah etmeye çalıştığımız nedenlerle, taşınmaza ilişkin yapılan kıymet takdirine yaptığımız itirazlarımızın kabulü ile taşınmaz hakkında keşif ve bilirkişi incelemesi yapılarak gerçek değerinin tespitinin yapılmasına karar verilmesini talep ederiz. 27 Mayıs 2019 Davacı Vekili Avukat Kıymet takdirine itiraz dilekçesi 5 Adana İcra Hukuk Mahkemesi Hakimliğine Dosya numara 2. Bilirkişi raporuna İtiraz eden davalı 2. Vekili

Dava konusu taşınmaz, nokta ili, ilçesi, korusu arkası mevki 390 ada 2 nolu parsel, 499,99 metrekare yüz ölçümlü, bir bodrum bir zemin 4 normal katlı bahçeli kagir apartman nitelikli ana taşınmazda 12 bölü 144 arsa paylı, zemin kat 4 nolu bağımsız bölüm mesken değeri olarak bilirkişi raporunda 86.737 TL 38 kuruş şeklinde belirlenmiştir. Bilirkişi raporunda yer alan kıymet takdirine ilişkin açıklamalar eksik hususlar içermektedir. Dava konusu taşınmaz, belediyesi sınırlarında çok merkezi bir alanda yer almakta olup ilçenin gitgide bu mevkiye doğru nüfusu daha da artan bir yerleşim yerine dönüşen konumda bulunması gibi hususlar dikkate alınmadan bilirkişi raporu taşınmazın gerçek değerinden uzak bir kanaatle düzenlenmiştir. Ayrıca taşınmaz civarı üniversite kampüsü, okul, benzinlik, hastane vesaire işyerleriyle çevrili bir alanda bulunmakta ve şehir merkezinde yer almaktadır. Bu yönden de oldukça kıymet teşkil eden bir konuma sahip olan, raporda da belirtilen bu özellikleriyle, taşınmazın rapordaki yetersiz ve yerinde olmayan sebepler dolayısıyla kıymeti harbiyesinin düşük gösterilmesi hak ihlaline yol açabilecek mahiyettedir. Bilir kişi raporunda taşınmazın kıymetini etkileyebilecek unsurlar belirtilmesine rağmen kıymet takdir edilirken dikkate alınmamış ve hak ettiği değerden çok düşük bir bedel biçilmiştir. Bu nedenlerle bilir kişi raporuna itirazlarımızın incelenmesi gerekmektedir. Sonuç ve istem. Yukarıda açıklanan gerekçelerle kısıtlı ve dar kapsamlı yapılan bilirkişi incelemesine itiraz eder dosyanın yeniden itirazlarım yönünde inceleme yapılmak üzere mahkemenizce takdir edilecek tarafsız bir bilirkişi heyetine tevdiğine karar verilmesini talep ederim. 6 Şubat 2019. Davacı vekili. Kıymet takdirine itiraz dilekçesi eksi 6. Adana Nöbetçi İcra Hukuk Mahkemesi Sayın Hakimliğine. Davacı alacaklı. 2. Vekili. 2. DA ve ALÖLAR borçlular. 2. İcra dosya numara. İcra müdürlüğü, E, sayılı dosya. Konu. Kıymet takdirine itirazlarımızın sunulmasıdır. Açıklamalar. 2. 1. Dosyamız borçlusu, adına kayıtlı, icra müdürlüğü, E, sayılı dosyasından, ana taşınmazı tarla nitelikli taşınmazı haciz şerhimiz işlenmiştir. 2. İcra Müdürlüğü esas sayılı dosyası ile takibe konu edilen taşınmaz bilirkişiye gönderilmiştir. Bilirkişi raporu tarafımıza henüz tebliğ edilmemiş olup tarafımızca haricen henüz öğrenilmiştir. Yasal süresi içinde kıymet takdirine itiraz etme zarureti hasıl olmuştur. Şöyle ki. İcra Müdürlüğü tarafından yapılan kıymet takdiri raporunda A. Nolu ana taşınmazı tarla nitelikli taşınmazın kıymeti değeri TL olarak tespit edilmiştir. Ancak icra müdürlüğü tarafından yapılan kıymet takdiri ile tarafımızca yapılan piyasa araştırmasında arada fahiş bir farklılık bulunduğu görülmüştür. Tarafımızca yapılan harici piyasa araştırmasında o bölgedeki aynı vasıftaki taşınmazların değerinin TL'yi aşmadığı görülmektedir. B Noğlu ana taşınmazı tarla nitelikli taşınmaz taşınmazın kıymeti değeri, TL olarak tespit edilmiştir, ancak icra müdürlüğü tarafından yapılan kıymet takdiri ile, tarafımızca yapılan piyasa araştırmasında, arada fahiş bir farklılık bulunduğu görülmüştür, tarafımızca yapılan harici piyasa araştırmasında, o bölgedeki aynı vasıftaki taşınmazların değerinin, TL'yi aşmadığı görülmektedir. C. Noğlu ana taşınmazı tarla nitelikli taşınmaz taşınmazın kıymeti değeri olarak tespit edilmiştir. Ancak icra müdürlüğü tarafından yapılan kıymet takdiri ile tarafımızca yapılan piyasa araştırmasında arada fahiş bir farklılık bulunduğu görülmüştür. Tarafımızca yapılan harici piyasa araştırmasında o bölgedeki aynı vasıftaki taşınmazların değerinin TL'yi aşmadığı görülmektedir. İcra Müdürlüğü tarafından yapılan kıymet takdirinde tespit yapılırken taşınmazın konumu ve vasfının ve çevre koşullarının değerlendirme dışı tutulduğu anlaşılmakta olup taşınmazın değerini belirlerken dikkate alınmadığı görülmektedir. Ayrıca bilirkişi raporunda emlakçılardan emsal piyasa araştırmasının bilirkişilerce yapılmış ve araştırma neticelerinin raporda açıkça belirtilmiş olması gerekmektedir. Oysa anılan raporda bu şekilde bir araştırma bulunulmadığı görülmektedir. Bu nedenle yapılan tespitte taşınmazın değeri piyasa değerinin üzerinde belirlenmiş olup, mahkemece yeniden keşif ve bilirkişi incelemesi yapılarak, üzerinde bulunan yapıların da değerinin belirlenmesi gerekmektedir. Hukuki nedenler. i, i, K, H, bininci K, vesaire ilgili mevzuat. Hukuki delilleri. İcra müdürlüğü esas sayılı dosya, keşif, bilirkişi incelemesi, tanık beyanları, yemin vesaire her türlü delil. Sonuç ve istem. Yukarıda açıkladığımız nedenlerle, davamızın kabulü ile sayın mahkemece yapılacak keşif icrasının ardından düzenlenecek bilirkişi raporu doğrultusunda taşınmazın değerinin belirlenmesi ve vekalet ücreti ile yargılama giderlerinin davalılara yükletilmesine karar verilmesini arz ve talep ederiz. Davacı vekili, avukat, ekler, bir onanmış vekaletname, iki yetki belgesi, üç birleşme devir sözleşmesi, avukat saim Aşe -E Adana Avukatlık ve Hukuk Ofisi.